Merhaba arkadaşlar, yeni bir dersimizle tekrar karşınızdayız. Evet, öncelikle kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayalım lütfen. Bugünkü dersimizde Future Perfect Tense'i işleyeceğiz arkadaşlar. Yeni bir ders. İngilizce'de zamanlar bize göre biraz daha fazladır. Türkçe'de 5 tane zaman varken İngilizce'de 13-14 tane zaman vardır. Dolayısıyla onların zamanlarını bizimkilere uydurmak bazen zor olabiliyor veya kafamız karışıyor. Öğrenirken çoğu zaman öğrenci diyor ki, ya hocam bu kadar zamanı nasıl öğreneceğiz? Hepsinin çok kolay, basit yöntemleri vardır, formülü vardır diyelim. Ve biraz da fazla örnek çözerek, fazla okuyarak, fazla veya dinleyerek ne yapacağız? Bu zorlukların üzerinden geleceğiz. Yani biz kesinlikle bunu çözemeyiz, bunu yapamayız, öğrenemeyiz demeyeceğiz. Kolaydır. O cümle yapısı bizde vardır aslında çoğu cümle İngilizce yapısında. Ama bizdeki ismi farklı bir zaman değil. Yani iki tane aynı zamanda kullandığımız cümleyi İngilizler iki farklı zamanda kullanıyor. İki tane cümle bizde bir zamanda kullanılıyor, onlar da iki zamanda. Tek farkı budur. Biz yöntemini işleyeceğiz. Evet, Future Perfect Tense'in özelliği nedir arkadaşlar? Gelecekte belli bir zamanda bitecek olan bir fiili anlatmak için kullanılır. Yani gelecekte şu zamanda şu şey bitmiş olacak. Ya da bir fiilden önce bitecek olan bir fiili anlatmak için kullanılır. İşte ne diyoruz? Ben 2025'te emekli olmuş olacağım veya 2030'da Ankara'ya taşınmış olacağım veya yarın bu saatte İngilizce öğretmiş olacağım gibi cümleleri anlatmak için kullanılır. Evet, başlıyoruz arkadaşlar dersimize. Dediğim gibi zor bir cümle, zor bir yapı değildir. Formülümüz var her zamanki gibi arkadaşlar. Nedir? Subject var, yani öznemiz I, you, we, they, he, she ve it. 7 tane özne var İngilizce'de, 7 tane şahıs var, bunu unutmayacaksınız. Bir de bunların dışında isimler vardır. Onlar da özne olabilir. Yani Ali, Ayşe, Mehmet, okul, doktor, öğretmen, bunlar da özne olabilir. Subject, sonra will have yardımcı fiil, sonra fiilin üçüncü hali. Ve işte by the time, next year, tomorrow veya işte by nine gibi bir zaman kelimesi kullanılabilir. Çok zor değil, tekrar söyleyeyim. Öznemiz will have, verb 3. Değişmiyor. Her şahıs için aynıdır. Bu bir kolaylıktır. Çünkü bazı şahıslara göre değişiyor. Herkes için aynıdır. Verb 3 biliyorsunuz İngilizce'de fiilin 3 tane hali vardır. Birinci, ikinci ve üçüncü hali. Düzenli ise ikinci ve üçüncü hali ed ekini alır. Yani ed veya ied ekini alır. Düzensizse biliyorsunuz bazen fiilin tüm formu değişebiliyor. Go, went, gone'da olduğu gibi. Evet, bunları daha önce biliyor olmanız lazım. Derslerimizde anlatmıştık. Evet, başlayalım arkadaşlar örneklerimize. Diyor ki, I will have finished my school next month. Evet, cümlemiz bu. Ne diyor? Ben diyor, bitirmiş olacağım. Will have finished my school. Okulumu ne zaman? Next month. Gelecek ay. Yani gelecek ay, diyelim ki bugün işte Aralık'taysak, Ocak'ta benim dersim bitmiş olacak. Evet. Nedir? I will have finished. Buraya dikkat ediyoruz. Will have ve fiilin üçüncü hali. Evet. Finish düzenli bir fiil olduğu için ed ekini aldı. İkinci ve üçüncü hali aynıdır biliyorsunuz. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. I will have completed my video 20 minutes later. Sorry, 15 minutes later. Evet. Yani belli olmaz geçisi videomuz. Genellikle 10-15 dakika. I will have completed. Ben tamamlamış olacağım. I will have completed. Tamamlamış olacağım. Neyi? My video. Videomu, dersimi. Ne zaman? 15 minutes later. 15 dakika sonra dersimi bitirmiş olacağım. Videomu bitirmiş olacağım. Evet. Neye dikkat edeceğiz yine? Will have completed. İkinci hali. Başka bir örneğimiz. We will have moved to the city by next June. Evet. Yine öznemiz arkadaşlar. We, biz demek biliyorsunuz. Will have, aynı değişmiyor. Fiilin ikinci hali, move, hareket etmek veya taşınmak gibi anlamları var arkadaşlar. Move, hareket etmek. To the city,
Şehre hareket edeceğizden ziyade burada taşınmak anlamında şehre taşınmış olacağız. Ne zaman? By next June. Önümüzdeki Haziran'da biz şehre taşınmış olacağız. Yani Haziran'da bu iş bitmiş olacak. Biz şehirde yaşıyor olacağız. Evet, bir diğer özlemimiz Ali ne demektir? He demektir. Ha he demişsiniz, ha Ali demişsiniz. Biliyorsunuz burada bir şey değişmiyor. Başka bir varlık da kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Yani it yerine başka bir varlık da kullanıyorsunuz. Ali will not have. Ne oldu? Olumsuz olduğunda bunu bilmeniz gerekiyor. İngilizce cümlelerde her zaman bu yapı değişmez. Fiil, yardımcı fiilden sonra not eki kullanılır olumsuz yapmak için. Yani bu kuraldır hemen hemen. Yani bir istinası varsa ayrı ama %99 nedir? Olumsuz yaparken yardımcı fiilden sonra not kullanıyoruz. Soru soracaksak yardımcı fiili başa alıyoruz. Bu kadar. Yani zor bir tarafı yok. Bunu biliyor olmanızdan zaten. Ali will not have, değil mi? Ya olumsuz bir cümle, olmayacak bir şeyden bahsediyoruz. Will not have retired. Ne olmayacak? Emekli olmayacak. Ne zaman? By 2025. Evet. 2025'te Ali emekli olmuş olmayacak. Yani daha süresi var. Ne yaptık? Olumsuz bir cümle kullandık. Will not. Soru eki demiştik. Soru cümlesi olduğu zaman yaptığımız tek şey nedir? Yardımcı fiili başa almaktır. Değil mi? Türkçede ne yapıyoruz? Mı eki getiriyoruz. Biliyorsunuz. İngilizcede ise yardımcı fiili başa getiriyoruz. Hangisi ise yardımcı fiili? İngilizcede biliyorsunuz bir sürü yardımcı fiil var cümle kurmak için. Will you have finished? Yine aynı yapı. Will you have finished? Sen diyor bitirecek misin diyor. Neyi? Playing. Oyunu, oynamayı. Ne zaman? By 9. Saat 9'da senin oynaman bitmiş olacak mı diyor. Oyununuz bitmiş olacak mı? Will you have finished playing by 9? Evet. By 10, by 11 diyebilirsiniz. Değişik. Evet, burada ne yapacağız? Bir cümleden önce veya bir fiilden önce bitmiş olacak bir fiilden bahsedeceğiz. Bir şeyi bir şeyden önce, gelecek zamanda bir şey başka bir şeyden önce biteceği zaman kullanacağız. Evet, diyor ki before they come, we will have eaten lunch. Evet, before they come, onlar gelmeden önce değil mi? Before önceydi hatırlarsınız. Onlar gelmeden önce, we will have eaten. Bakınız aynı şeyi. Evet, İngilizce'de biliyorsunuz üçüncü halleri vardı fiil. Bu fiilin üçüncü halidir. Biliyorsunuz neydi? Eat, ate, eaten. Değil mi? Eat, ate diye yazılıyor. Ate ve eaten. Bu da üçüncü hali. We will have eaten lunch. Biz ne diyor? Öğle yemeğini bitirmiş olacağız. Evet. We will have eaten lunch. Biz öğle yemeğini bitirmiş olacağız. Ne zaman? Before they come. Onlar gelmeden. Cümleyi değiştirebiliriz de şöyle aynı şekilde. We will have eaten lunch before they come de diyebilirsiniz. Yani başa alabilirsiniz. Yani Türkçe'de de bazen bu tarz esnek yapılar vardı. Mesela yarın ben Ankara'ya gideceğim. Ben Ankara'ya yarın gideceğim gibi. Yani yer değiştirebiliyorsunuz. Evet. Diğer bir cümlemiz yine benzer bir yapıda. Öncesinde bitecek olan bir şeyden bahsediyoruz. Before you go, I will have been at home. Evet. Before you go, sen gitmeden önce, I will have been, değil mi? Been, üçüncü halidir. Neydi? Be, was, been. Üç tane hali var. I will have been, ben olacağım at home, evde olacağım. Evet, sen gitmeden önce ben eve varmış olacağım, evde olmuş olacağım. Evet, başka bir cümlemiz arkadaşlar. She will have slept by 11 p.m. Evet, burada üçüncü hali kullandık. Üçüncü şahsı kullandık. She, bayan için söylüyoruz. Will have, aynı şey değişmiyor. Slept, değil mi? Slept neydi? Uyumak fiilinin üçüncü hali. O uyumuş olacak. Ne zaman? By 11 p.m. Evet, o nedir? Saat 11'de uyumuş olacak diyor. Evet, son örneğimiz arkadaşlar. They will have sold their home by the end of the year. Evet, burada ne dedik? They öznesini kullandık. Aynı mantık will have sold arkadaşlar neydi? Satmak fiilini değil mi? Sell, sold,
Sell satmak, sold 13. hali. They will have sold. Onlar satmış olacak. Neyi? Their home, evlerini. Ne zaman? By the end of the year. Ne diyor? Yılın sonunda. Yani bu yılın sonuna vardığımızda ne yapacak? Onlar evlerini satmış olacaklar. Yani bir başka yıla kalmayacak onların evleri. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok zor bir yapı değildir. Dediğim gibi sadece bazen diyoruz ki ya bunu nasıl yapacağım? Hani Türkçe'de biz nasıl çeviriyoruz? Yapmış olacağım, işte etmiş olacağım, bitirmiş olacağım, kırmış olacağım, işte hazırlamış olacağım gibi bir yapıdır. Türkçe'de böyle kullanıyoruz. İngilizce'de ise ayrı bir zaman olarak, future perfect tense olarak kullanılıyor. Değişik bir zaman olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat etmemiz gereken arkadaşlar nedir? Bütün şahıslar için aynı yardımcı fiil kullanılır. Aynı yapı kullanılır. Hiçbir şey değişmez. Soru olduğunda will başa getirilir. Olumsuz olduğunda will'den sonra not getirilir. Evet. Peki arkadaşlar, bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Tekrar hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, like atmayı ve kafanıza takılan bir şey olursa sormayı unutmayalım. Görüşmek üzere başka bir derse kadar.